Suçlu. Çok şeyleri görmüşsündür. Adam hem suçlu hem gelmiş karakolda. Karakol gibi yerde adamı dövmüş. Evet. Ve adam davayı lehine çevirmiş. Adam suçsuz olduğu halde bir sürü dayak yemiş, bir de cezaevine girmiş. Yani siz, biz bunlara şahit olduğumuz şeyler. Yani var. Siz anayasaya yönelik bir adalet istiyorsunuz, halka tabii, yönelik. Tabii. İşte halkın anayasasını diyoruz, çıkaracağız. Evet. Adaleti kuracağız. Adaleti kurunca da kılıcı masanın üstüne koyacağız. Yani bu adaleti uygulamakta hiç kimsenin şüphesi olmasın anlamında bir evet. söz. Yani evet. bu kılıç dediğiniz şey olarak da düşünülebilir mi? Terazinin iki kefesi var. İkisi dengede, onu dengede tutan o şey olarak, baş olarak evet. değerlendirmek mi lazım? Öyle evet. mi bakıyorsunuz? Bakın, Araset Meydanı'nda terazinin nizam kurulduğu zaman evet. suçlar suçlu, suçlular işte neyse gelip o teraziye konduğu zaman Hazreti Ali Efendimiz terazinin başında durur. Evet. Kılıç elinde, Zülfikar elinde. Hasan Efendimiz bir tarafta, Hüseyin Efendimiz bir tarafta. Bunun anlamı ne? Adalet çalışması içindir. Evet. Adaletli olması içindir. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki siz eski kabalaylardan falan olduğunu söyleniyor ve belli bir dönem sonra işte bu siyasetin içerisine giriyorsunuz. Evet. Onun dışında özellikle tasavvufla uğraşıyorsunuz. 30 yıl bildiğim kadarıyla bir tasavvufun evet. içerisinde oluyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki biz ben bir işte ilahiyat içerisinde büyümüş, inancımı en doğru şekilde temsil etmiş biri olarak bir de yazar ve şair kimliğim olarak ben adaleti sağlamak istiyorum diyorsunuz. Nasıl bir adalet sağlayacaksınız? Nasıl bir adalet istiyorsunuz? Efendim, sizin düşüncenizdeki adalet ben, nasıl bir adalet? Hakikaten ben bu devreyi yaşadım yani. Evet. İstanbul'un en şaşalı dönem yerlerinde hayatımı sürdürdüm. Belirli hı hı. bir zamana kadar. Bunu inkar etmiyorum. İnkar diyorsun. Etmiyorum açıkça da. Ben diyorsun. Yaşıyordum evet. tabii. Çoğusu biliyor şimdi. Evet. Listeler söylediğim adresler her şeyi de biliyorlar. Bu ben arkamda ve önümde hı hı. bir şey bırakan bir insan değilim. Her şeyi açık söylerim. Her şeyi açık konuşan bir insanım. Efendim bir ilahi kudretin tecelliyatıyla ben tövbe ettim. Yoksa evet. bizim tövbe istiğfar etmemize, nadim olmamıza hı hı. hiç kimse inanamadı. Evet. Yani o denliydi. Ama Allahu Teala'nın lütfü keremiyle biz tövbe ettim, nadim oldum ve ilahi bir aşka tutuldum. Evet. İlahi bir aşkın neticesinde efendim zuhuratlı yani ilham alarak bu şiirlerimi yazmışımdır. Bir tane şiirimi de düşünün de ben şöyle bir şiir yazayım diye yoktur. Evet. Bize o şiir İlham. Doğarak gelir. Hı hı. Doğarak gelir ve biz o şiirleri kaleme alırız, yazarız. Böylece de tasavvufa girmiş oldum. Ben bu ilahi bir aşk ile girmiş oldum. Ve Resulullah Efendimiz'e aşık oldum. Efendim Sultan Fatih'e aşık oldum. Bu gibi zatlarına efendim manevi ülfet kurdum. Evet. Ve bu zatlar Allahu Teala ile ülfet kurmama sebep oldu. Bak bu şeyi de ilk defa söylüyor. Allahu Teala ile ülfet kurmama sebep oldu. Yani ilham almama sebep oldu ve bu kudret içerisinde de bu şeyi yürütmeye çalışıyorum. Evet. Bu yani siyasetin içerisine girip siyasetin içinde de istiyorum. Bakın hiç çizgimi, duruşumu hiç bozmadan yürüyorum. Evet. Dilimi bozmadan yürüyorum. Özür diliyorum. Evet. Biliyorsunuz şu dönemler evet. gerçekten çok zor dönemler. Adaletin sağlanamadığı, insanların hı-hı. özünü yitirdiği, kendi benliği içerisinde değil de maneviyatın değil de maddiyatın ön planda tutup da insanlara o gözle baktığı bir dönemde yaşıyoruz. Özellikle sizin bu söylediğiniz şeyler onların nazarında hurafe gibi gelebilir. Yani inanmayabilirler. Benim demek istediğim olay bu. Yani siz diyorsunuz ki ben buyum, böyle kabul eden eder, etmeyen etmez mi diyorsunuz? Şimdi efendim bizim istihbaratımız çok kuvvetli çalışıyor. Evet. İstihbaratımızın her şeyden haberi var. Onlar işin hakikat olduğunu da biliyorlar. Sahte olduğunu da biliyorlar. Evet. Şimdi en az Türkiye'mizde 3000'den fazla tarikat mürşidi var. Bunların hangi kalekterde, hangi yolda olduğunu onlar fevkalete biliyorlar. Evet. Eğer bizde bir taklidi bir durum olsalar zaten bize adım oynattırmazlar. Evet. Evet. Onlar biliyorlar bazen zuhurat olacağını da biliyorlar. Onlar bazı zuhurat olacağını da biliyorlar. Biz böyle bir ne hoş
hava olsun diye ve efendim gösteriş olsun diye maddi çıkar sağlamak için biz bu şeye girmediğimizi fevkalete biliyorlar. İnsanlarımız hep bizi biliyor. Benim böyle bir ne şana, şöhrete ihtiyacım var, evet, ne de bir maddiyete ihtiyacım var. Benim durumum çok müsait. Bir sultanlık da yakalamışım, bir devlet de yakalamışım. Aşık daimi demesi gibi, aşıkların demesi gibi bir aşk devleti yakalamışım ki, evet, bana bu çok bile. İnanın ki çok bile. Bunu neden söylüyorum? Evet, affınıza sığınarak şu anlamda da söylüyorum. Çünkü ben de kendim bir inançla bir insan olduğumu düşünüyorum ve o şekilde hareket etmeye çalışıyorum kendi düşüncemle. Evet. Bunu yaparken de bazen işte yemek yememe veya işte bedensel anlamdaki ihtiyaçları fazla önemsememe gibi düşünce içerisinde eş veya dost arkadaşlarım bana şunu söylüyor: ya sen ne biçim insansın, yemiyorsun içmiyorsun. Ben diyorum ki ruhumu doyuruyorum. Seninle sohbet ederken ben zaten o gıdanın fazlasını alıyorum. Bedenin doyması, evet, önemli değil. Evet. Şimdi buna inanmıyorlar. Şimdi siz o kadar farklı bir konuya değiniyorsunuz, o kadar farklı bir şey anlatıyorsunuz. Buna inanmak şimdi, daha zor diye düşünüyorum. Biraz tasavvufa yönelik çevirmeye başladık. Bu hayır, siz tam şeyde, anlamıyla anlatabilmek adına bu, bunu söylüyorum. Bu şeyde yolda, yol yürüyüşünde miskinlik var. Evet. Miskin Yunus. Hı hı. Efendim, bu şeyde miskinlik var. Ama belirli bir yoldan sonra bu miskinlik kalkar. Ey Habibim, Resulüm, kalk, yeter. O yorgana, o çarşafa bürünüp yattığın yeter. Kalk, elbiseni temizle. Hı hı. Ve bizim işte belki araştırdın, şeyde gördün, miskinlik elbiselerimiz de var. Evet. Onları al, temizle ve kalk, Hakk'ı davet et. Evet. Yani irşada başla. İrşada başla ve bu böylece de Resulullah Efendimiz isteyerek değil, istemeyerek. Halkın içine girmek öyle kolay değildir. Evet. Halka hiç olmayan şeyi anlatıyorsun. Sanki biz hakikaten şu durumda da öyle. İslam o kadar yozlaşmış ki sanki biz yeni bir din getiriyormuş algısı var millette. Biz böyle olun diyoruz. Doğru olun insanlara, yolsuzluk yapmayın diyoruz. İnsanlar bu zamanda böyle nerede hocam diyorlar. Nasıl olacak? Evet. Bu iş böyle olacak yani. İlla aslına dönecek bu iş. Nasıl dönecekse dönecek ama dönecek. Bakın, dünya bir kimlik peşinde. Dünya bir kimlik peşinde. Dünyayı bütün karıştırmışlar. İslam memleketlerini bütün karıştırmışlar. Bütün efendim işgale başlamışlar. Hep bizi, bunların bir amacı var. Maddi çıkar sağlamak ve İslamiyet'i yıkmak. Evet. Bunlar rahat duracaklar mı? Durmayacaklar. O zaman dünyada büyük gelişmeler meydana gelecek. Dünya bir kimlik bulacak kendisine. Şimdi onlar diyorlar ki, haçlar diyorlar ki, biz İsa Ruhullah'a bu dünyayı böyle teslim edeceğiz tek din olarak. Biz de diyoruz ki biz de Muhammed Ali'ye teslim edeceğiz böyle. Allah'a teslim edeceğiz böyle. Yani illa sizin dediğiniz mi olacak? Biz de memleketimizi vermeyeceğiz diyoruz. Evet. Peki, insanımızın istikbali bakası için çalışacağız. Evet, evet. Adalet sistemini bu şekilde açıklamış olduk. Evet. En azından insanların ön yargıyla yaklaşmasını, evet, bakış açısını değiştirmek adına olduk. Da sizi biraz daha tanıtmış olmak adına, evet, bu konulara, evet, girdik. Yüksek Seçim Kurulu tarafından veto edilmişsiniz. Bunun sebebi ne acaba? Burada da adaletsizlik yatıyor işte. Efendim bakın, BDP milletvekili adaylarını hepimiz kamuoyunda duyduk ve bütün gündem oluşturdular. Evet. Ortalığı yaktılar, yıktılar efendim. Bizi nasıl veto edebilirsiniz diye. Hı hı. Efendim bizim doğru yol çatısı altında İstanbul 2. bölge, 3. bölge veto yedi. Evet. 3. bölge 53 kişi veto yedi. Ama bizim sesimiz sıkmadı. Biz adalete ne yaptık? Boynumuzu, demek ki böyle münasip görmüşler, böyle yapmışlar. Aslında bizim demokratik haklarımıza engel oldular. Evet. Belki de şu yatıyordu bu gerçeğin altında. Hak ve Hakikat Partisi milletvekili olarak seçime katılmasın. Bölge efendim düşsün. Doğru yol bu şeyi kazanmasın. Ne kadar yara verirsek o kadar. Yani bunu şey, kendilerine rakip anlamında veya işte oy potansiyeliniz, her şey düşünülebilir. Birileri bunu yaptırdı işte. Adalet sistemi çalışmadığı, evet, için ya birileri yaptırmış olacaklar ya bu insanların noksan görmesiyle, siyaset, yani buna siyaset diyorlar, siyasi karar almalarıyla beraber bu vetoyu yapmışlardır ki bu çok üzücü bir şey. Bizim demokratik haklarımıza saygısızlık, eşitlik haklarımıza saygısızlık, evet, efendim
bunun muhakkak ve muhakkak düzeltilmesi lazım. Biz onun için bazı konuşmalarımda diyorum, bütün bu birimler muhakkak değişmeli, evet, muhakkak güzel bir yapıya kavuşmalıdır. Hatta kışlaya varana kadar söylemişimdir. Evet. Niye? Ya her şey, herkes işini bilsin yani, herkes işini yapsın. Herkes adaletli olsun. Nedir bu aymazlık? Yani diyorsunuz ki bu bir yarıştır. Bu yarışta kim muvaffak olacağı belli değil ama benim, evet, seçme ve seçilme hakkımı elimden alamazlar, men edemezler. Bu adalet sistemi düzelmeli. Öyle mi? Muhakkak. Muhakkak. Evet, sevgili Güllerim, adaletin kuvveti, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Bir reklam arası diyelim isterseniz. Reklamlar.